Aragorn. It is an army bred for a single purpose. Many. 10,000 strong at least. There is always hope. 'Büyük Dünya'da merak ettiklerinizi ve kanalımızda yayınlanmasını istediklerinizi yorumlarda belirterek kanalın akışına yön verebilirsiniz. Aragorn 1 Mart 1931'de Eriador'da doğdu. Kendisine elf hanımı Lady Galadriel tarafından Quenya lisanında elf taşı anlamına gelen Elessar ismi verildi. Aragorn 2 yaşına geldiğinde babası orklar tarafından katledildi. Bunun üzerine annesi Gilren ile birlikte Ayrılık Vadide Elrond'a konuk oldular. Aragorn 22 yaşına kadar Ayrılık Vadide yaşadı. Elrond, Aragorn'un kimliğini açığa çıkmaması için ona yeni bir isim verdi. Sindarin lisanında umut anlamına gelen Estel. Estel, 20 yaşına dek gerçek kimliğini bilmeden yaşadı. Elrond'un oğullarıyla birlikte yetişti. 2951 yılında Elrohir ve Elledan ile çıktığı bir yolculuktan döndüğünde Elrond ona gerçek kimliğini açıkladı. Ona Narsil'in kırık parçalarını ve Barahir'in yüzüğünü verdi. Tam bu sırada Lothlórien'den yeni dönmüş Elrond'un kızı Arwen'i gördü. Onun öykülerini duyduğu Lúthien olduğunu sanıp büyülendi ve ona aşık oldu. 2953'te Ayrık Vadiden ayrılarak Kuzey'in kolcularına katıldı. 2956 yılında Gri Gandalf ile tanıştı ve onunla epey yakınlık kurdu. Bu yaşlı büyücünün onu nerelere sürükleyeceğini bilmeden... 2957 ve 1980 yılları arasında Rohan Kralı Tengel'in ordularında Sindarin lisanında Yıldız Kartal anlamına gelen Thorongil ismiyle aslında kralı olduğu Gondor'a yardım etti. Yıllarca Sauron'un bu yöredeki kötülüklerine engel olmak için var gücüyle çatıştı. 1980'de Lothlórien'i görmek istedi. Arwen'in orada olduğunu bilmeden bir mevsim geçirdi Lothlórien'de ve Arwen'e Barahir'in yüzüğünü vererek onun elini almak istedi. Bu sözü duyan Elrond, Arwen'in elini ancak Gondor-Arnor Birleşik Krallığı'nın kralı olduğunda hak edeceğini söyledi. Ancak o zaman buna razı olacaktı. Elrond'un bu tavrı asırlar önce Kral Thingol'ün Lúthien'in eli için Beren'e Silmarillerden birini şart koşmasına benzer. 3001 yılına gelindiğinde Sauron Mordor'da kuvvetlenmişti ve her geçen gün bu kuvveti daha da artıyordu. Aragorn, Gandalf'tan Gollum haberlerini aldı. Gandalf'ın tek yüzeye dair bir takım şüpheleri vardı ve Aragorn, Gandalf'a yardım edecekti. Ve Gollum avı Aragorn için başladı. 3007 yılında kısa bir süreliğine Eriador'a giderek Gollum arayışına ara verdi ama bunun nedeni annesini son kez görecek olmasıydı. Annesini son kez ziyaret etti ve onu Mandos'un salonlarını yolcu etti. Annesinin ölümünden sonra Gollum'u aramaya devam etti. Nihayet 3017 yılında Gollum'u ölü bataklıklarda yakalamayı başardı. Gollum'u Tarandul liderliğindeki orman elflerine götürdü. Gollum burada Gandalf tarafından sorgulandı. Yüzük yolculuğu başlamadan önce Aragorn'un cüce madeni Moria'ya ziyaret ettiğini de bilinmektedir. Fakat burada nelere tanık olduğunu, ne yaşadığı ile ilgili bir bilgi elimizde mevcut değildir. Gandalf'ın yüzüğü teyit etmesiyle beraber Aragorn o baharda şairden ayrılması gereken Frodo'yu doğu yolunda beklemeye başladı. Ama Frodo bir türlü gelmedi. O da sıçrayan Midilli Hanı'na gitti ve burada dört hobbitle karşılaştı. İşte yüzük yolculuğu Aragorn için bugün de başlamıştı. Bu noktada Aragorn'un planı bu dört hobbiti canlı olarak Ayrık Vadi'ye götürmekti. Sıçrayan Midilli'den dört hobbit ve bir kolcu yola çıktılar. Fırtına başına kadar saklanarak gelmeyi başardılar. Ama burada Nazgûllerin biri zehirli Morgul bıçağı ile Frodo'yu yaraladı. Aragorn, Atelasa ile Frodo'nun acısının bir nebze azaltmayı başardıysa da yeterli olmadı. İmdatlarına kadim bir elf beyi olan Glorfindel'den yetişti. Glorfindel'in yardımıyla Ayrık Vadi'ye canlı olarak ulaşabildiler. Elrond'un konseyinden sonra Aragorn yüzük kardeşliğine katıldı. Yolculuk başlamadan önce Narsil tekrar dövüldü ve Aragorn ona Anduril yani Batı'nın Alevi ismini verdi ve yolculukları başladı.
Haradras geçidinde grup lideri Gandalf'ın Balrog tarafından alıkonulmasından sonra Yüzük Kardeşliği'nin liderliğini üstlendi. Yüzük Kardeşliği'ni Lothraine, dostları Celebron ve Galadriel'e götürdü. Elessar, yani ev taşı ismini alması bu konaklama sırasındadır. Galadriel, bilgeliğiyle onlara yol gösterdi ve içlerini umutla doldurdu. Lothraine'den ayrıldıktan sonra Aragorn onları Amonhen eteklerine götürdü ve burada bir süre konaklamaya karar verdiler. Fakat bir Uruk-hai birliği tarafından pusuya düştüler ve Boromir burada öldü. Frodo ve Sam kaçtı. Merry ve Pippin ise yüzük aşıyıcıları sanılarak Uruk-hai'ler tarafından esir alındı. Yüzük kardeşliği tamamen dağılmıştı. Aragorn, Gimli ve Legolas Merry ve Pippin'i kurtarmaya karar verdiler. Daha sonra bu birliktelik 3 avcı olarak adlandırıldı. Yolda Rohan topraklarından geçerken Eomer ile karşılaştılar. Eomer imkanı pek de el vermediği halde risk aldı ve onlara yolculuklar için atlar verdi. Ve bir gün Aragorn'un Edoras'a geleceğinin sözünü aldı. 3 avcı yola çıktılar. Aragorn hobbitlerin izini sürdü ve Fangorn ormanına kaçabildiklerini gördü. Fangorn ormanına hobbitleri kurtarmak için girmişlerdi ama hiç beklemedikleri bir şeyle karşılaştılar. Ak Gandalf. Gandalf, hobbitlerin güvende olduğunu, 3 avcının başka bir şey yapmak için yanında gelmeleri gerektiğini söyledi. 3 avcı ve Ak Gandalf, Rohan kralı Théoden'e gittiler. Aragorn, Théoden'in yanında Rohan halkı için Saruman'ın ordularına karşı Miğfer dibinde savaştı. Burada Rohirrim ordularına kumandanlık etti ve savaşın kazanılmasına büyük katkıda bulundu. Daha sonra Ortaç'a gittiler. Saruman'dan Palantir'i aldılar. Palantir, Pippin tarafından yanlışlıkla kullanılmışsa da Gandalf tarafından asıl sahibi olan Aragorn'a verildi. Palantir, yani gören taşlar Feanor tarafından haberleşmek için yapılmışlardı fakat sadece güçlü iradeler taşları nasıl kullanabileceğini bilirdi. En nihayetinde Aragorn kendi iradesiyle taşı kullanarak kendini Sauron'a gösterdi. Taşta gördüğü Gondor kıyılarına yaklaşmakta olan korkunç bir filoydu. Başka çaresi yoktu. Ne yapması gerektiğini biliyordu. 100 yıllar önce Narsil'in sahibine yemin etmiş fakat onu yüzüstü bıraktıktan sonra lanetlenip bu dünyaya sıkışan ölüler ordusunu toplaması gerekiyordu. Bu tehlikeli bir yolculuk olacaktı. Ölüler yoluna giren hiç kimse henüz geri dönebilmiş değildi. Ölüler yoluna girdi ve hainlere lanetlerinden kurtulmak için bir şans verdi. Gondor'un kralına itaat etmek. Ölüler Aragorn'un gerçekten Gondor'un asıl kralı olduğunu görünce istediğini kabul ettiler. Sauron'un Gondor kıyılarına gönderdiği filo hezimete uğradı. Aragorn, Gondor flamalı Umbar gemileriyle Pelennor çayırları savaşının kaderini değiştirerek zafer getirdi. Ama Minas Tirith'e kral olarak girmek istemedi. Çünkü henüz Vekil Arç onu davet etmemişti. Sancaktarlarını topladı, başlarına geçici olarak İmrahil'i atadı. Ancak nihayetinde Eowyn, Faramir ve Merry'nin iyileşmesi için Minas Tirith'e şifa evlerine bir kolcu olarak gitti. Aragorn dostlarını emin ellere bıraktıktan sonra gizlenmiş bir şekilde şehirden ayrıldı. İnsanlar olan biten hakkında konuşuyorlardı. Henüz sabah sancaktarlardan dolu Amroth'u görmüşlerdi. Gerçek kralın dönüp dönmediğini öğrenmeyi büyük bir heyecanla ve merakla bekliyorlardı. Aragorn güvendiği dostlarından oluşan bir konsey topladı. Gandalf, Eomer, İmrahil, Enrond'un oğulları Elrohir ve Eledan. Sauron'un kuvvetleri her yerde yüzüyordu. Dikkatlerini Frodo'nun üzerinden çekilmesi gerekiyordu yoksa yüzük asla hükümdağına ulaşamazdı. Bu nedenle Aragorn Morannon Savaşı'nı planladı. Toplayabildikleri bütün kuvvetle Mordor'un kapılarına dayanacak, Frodo için Sauron'un her şeyi gören gözünün dikkatini dağıtacaklardı. Nitekim bu plan işe yaradı. Aragorn önderliğinde orta dünyada hala iyilik için savaşan kim varsa arkada büyük bir ordu topladılar ve Mordor'un kapısına geldiler. Mordor'un içindeki o karanlık ordu tamamen dışarı çıktı ve gözle kapıdan başka bir yere bakamaz oldu. Aragorn ve ordusu sabretti. Yüzük Hükümdağı'nın lavlarında yok olana kadar Sauron'un ordularına dayandılar ve başardılar. Yüzüğün yok olmasıyla birlikte kazanıldı. Savaşın sonunda Aragorn Minas Tirith'e döndü ve Gandalf'ın elinden taç giydi. Artık o kral Elessar'dı. Ardından Elrond ve Arwen geldiler. Ve Elrond, Aragorn'a verdiği sözü tuttu. 3019 yılında Kral Elessar ve Arwen evlendiler. Kral Elessar uzun yıllar boyunca Gondor ve Arnor Birleşik Krallığı'nı yönetti. Eldarion adında bir oğlu oldu ve onu tam bir kral gibi yetiştirdi. Öyle ki Aragorn'un ölümünün ardından birçok lakabı Eldarion'a geçti. Babasına çok benzeyen Eldarion, bilindiği kadarıyla Gondor'un son kralı oldu. Gandalf'ın da dediği gibi, 5. günün şafağında yeni videolarımızı bekleyin. Şafakta bildirimlerinize bakın.